Yunanistan'daki o üsler kimin üsleri? NATO'nun, Amerika'nın üsleri. Peki bu üsler kime karşı? Türkiye'ye karşı kurulmuş. Namlular Türkiye'ye çevrilmiş. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan üzerinden Türkiye'yi kuşatma planlarına hız verdi. Dedeaş'taki yeni Amerikan üssü faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina'nın Washington'a tahsis ettiği Yanuli kışlasındaki hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Haberlerde kışlanın gelecek haftalarda ilk NATO askerlerini ağırlamaya hazır olduğu belirtildi. Haberde kışlanın düz çizgiyle Türk sınırına 20 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı. ABD ile Yunanistan arasında yenilenen savunma anlaşmasında Dedeaş'taki askeri üssün 400 askerin kalabileceği ek tesisler inşa edilerek genişletilmesi öngörülmüştü. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. 2021 yılında Washington'la savunma işbirliği anlaşmasını yenileyen Yunanistan, ABD'ye aralarında gayri askeri statüdeki adaların da bulunduğu 22 yer gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut anlaşmayı genişletmesiyle birlikte İskire Erken Uyarı Üssü, Salamis Deniz Üssü, Kastedi, Kalamata ve Andravida Hava Üslerine ek olarak Dedeaş'taki Yanuli Kışlası, Volos'taki Georgula Kışlası, Litohora'daki Atış Talim Sahası ve Stefanoviko Askeri Havalanı yakınındaki Georgula Karargahı da ABD'ye tahsis edildi. Ayrıca Girit Adası'ndaki mevcut ABD üssü Sudan'ın da genişletilmesi öngörüldü. Hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Söz konusu üslerin tamamı Türkiye sınırları ve deniz yetki alanlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Üstelik bu üsleri tatbikatlarda getirilen silah ve araç gereçlerle adeta yığınak yapılmış durumda. Yunanistan'daki o üsler kimin üsleri? NATO'nun, Amerika'nın üsleri. Peki bu üsler kime karşı? Türkiye'ye karşı kurulmuş. Namlular Türkiye'ye çevrilmiş.